Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sirru üç türlü davetten bahsediyor. Yani hacca ve umreye bu mübarek topraklar üç türlü davet. Birincisi Allah'ımızın Celle Celaluhu umumi daveti. İbrahim Aleyhisselam Nuh tufanından sonra ikinci defa Allah'ımızın emriyle Beytullah'ı, o mübarek Beytül binasını imar ettiğinde Allah'ımız buyurdu ki ey İbrahim, kullarımı beytine davet et, çağır. O vakit Kabe-i Muazzama etrafında iman edenler yoktu. İbrahim Aleyhisselam da buyurdu, ya Rabbi kimi çağırayım, kimi davet edeyim? Allah buyurdu ki, sen emrolunduğun şeyi yap. Yani sana ne emredildiyse davet etmek senin vazifen. Buyurmak senin vazifen değil. O vakit Kabe-i Muazzama'nın karşısındaki Ebu Kubeys Dağı'na çıktı İbrahim Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle'nin kullarını Allah'ın beytine, Allah'ın evine çağırdı. O vakit ruhlar aleminde, ervah aleminde Allah beşere bu mübarek daveti duyurttu. O vakit Allah'ımızın bu davetine ne kadar lebbeyk Allahümme lebbeyk demek ne kadar da nasip olduysa o kadar insan, o kadar sefer, kaç defa dediyse bu topraklara hac veya umre maksadıyla gelmek nasip olacak. Biz âlem-i ervahta bu davete ziyadesiyle lebbeyk Allahümme lebbeyk diyenlerden olmuşuzdur inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi daveti. Öyle davetle gelen kulları da var Allah'ımızın. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Allah peygamberi Resulü vasıtasıyla sevdiği, seçtiği kullarını da bu mübarek beldelere, bu mübarek topraklara çağırır diyor Allah'ın dostu. Üçüncüsü ise arkadaşlar, üçüncüsü şeytan aleyhimullâne'nin daveti. Sakın eğer demeyin, ya şeytan bir adam bu topraklara çağırır mı? Şeytan Allah'ın beytine insanları davet eder mi? Sakın demeyin. Davet eder, çağırır diyor Allah dostu. Neden? Daha ziyade kaybettirmek için.